arkadaşlar, hepinizle merhaba. Bugün sizlerle 5. sınıf matematik tanesi kitabında hazırlık sahnesi test 19 ile dersimize devam ediyoruz. Birinci sorumu büyüttüm. Yukarıda verilenlere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sormuş. 80'in 16'da 3'ü üçgendir. 80'in 16'da 3'ünü bulabilmek için 80'i 16'ya bölüyoruz. 5 5 ile 3'ü çarpıyoruz ve ben 3 yenimi 15 olarak buldum. 7'de ikisi 14 olan sayı karedir demiş. 14'ü 2'ye bölüyorum. 7. 7'yi 7 ile çarpıyorum. Cevabım 49 oluyor. 49 da kareye eşittir. Şimdi şıklarımıza bakalım kare büyüktür üçgen yani 49 büyüktür 15 A şıkkı doğru. Kare eksi üçgen yani 49 eksi 15 34 yapar. Burası da doğru oldu. Kare artı üçgen 54 diyor bana. Kare ile üçgeni topladığım zaman yani 49 ile 15'i topladığım zaman 64 bulurum. Burası 54 dediği için C şıkkım yanlış. Kare bölü üçgen bileşik kesirdir. Kare üçgenden büyük olduğu için pay paydadan büyük olur. Dolayısıyla bileşik kesir olur. D şıkkım da doğru oldu. Yanlış olan şıkkım C şıkkım. 520 kişilik bir konser salonunun onda üçü boştur. Bu konserde bir kişilik bilet ücreti 10 TL olduğuna göre boş yerler için kaç TL'lik bilet satılmamıştır diye soruyor. 520 kişilik salonun onda üçünü bulacağız şimdi. 520'yi 10'a bölüyorum. 52. 52'yi 3 ile çarpıyorum. 156 tane boş yer olduğunu görüyorum. Bir kişilik bilet ücreti 10 TL olduğuna göre boş yerler için kaç TL'lik bilet satılmamıştır diyor. Yani 156'yı 10 ile çarpıyorum ve boş yerler için 1560 TL'lik bilet satılmamıştır diyoruz. C şıkkımızı işaretledik. 110 cm uzunluğundaki bir ipin bir ipin bir ucundan uzunluğunun 11'de biri kesiliyor. Buna göre ipin orta noktası ilk durumundaki orta noktasına göre kaç santimetre kaymıştır diye soruyor. 110'un 11'de birini bulacağız. 110'u 11'e bölüyorum. 10 10 santimetre. Payda 1 olduğu için arkadaşlar 10 santimetre. Bir daha 1 ile çarpmıyorum. Yani kesilen kısım 10 santimetredir. 110'dan onu çıkarıyorum. Geriye kalan yeri 100 santimetre olarak buldum. Şimdi ipin kesilmeden önceki orta noktasını bulacağım. Yani 110'u 2'ye böleceğim. 55 santimetre. Yüzü ikiye böleceğim. Yani kesildikten sonraki yerin orta noktasını bulacağım. Yüzü ikiye bölünce de 50 santimetre oluyor. İkinci durumda arttığını görüyoruz arkadaşlar. 55'ten 50'ye 5 santimetre kaymıştır. Bana da kaç santimetre kaymıştır onu soruyor. 5 santimetre kaydığı için 5'i işaretledim. 420 cm uzunluğundaki bir telin sağ ucundan uzunluğunun 7'de ikisi, sol ucundan uzunluğunun 5'te biri kesiliyor. Buna göre telden geriye kaç santimetre kalır diye sormuş. 420'nin 7'de ikisini bulacağım. 420 bölü 7 burası 60 yapar. 60'ı 2 ile çarpıyorum. Sağ ucundan 120 santimetre kesildiğini görüyoruz. Buraya sağ yazalım. 5'te biri de sol ucundan kesiliyormuş. 420'nin 5'te birini bulabilmek için 5'e bölüyorum. Burası arkadaşlar 84 santimetre yapar. 84 santimetre de soldan kesildim. 120 santimetre sağdan. 84 santimetre soldan Toplamda 204 santimetre kesildi. İpin uzunluğu ne kadardı? 4 telin uzunluğu pardon. Telin uzunluğu 420 santimetreydi. 204 santimetresi de kesildi. Geriye 216 santimetresi kaldı. D şıkkımı 216'yı işaretledim. Bir araç sabit hızla gittiğinde 100 kilometrede 5 litre benzin tüketim, tüketmektedir. Bu araç gideceği 700 kilometrenin 7'de 5'ini gitmiştir. Buna göre araç sabit hızla gittiği yolda kaç litre benzin tüketir diye sormuş. 700'ün 7'de 5'ini bulacağım. 7'ye böldüm 100. 5 ile çarptı, çarptım. Şurayı düzgün yazalım. Burası 500 geldi. Yani 500 kilometre gidilen yol. 100 kilometrede 5 litre benzin tüketiyorsa 500 kilometrede 500 bölü 5 pardon 500 bölü 100 yapacağız buraya 500 bölü 100 eşittir 5 defa 5 litre benzin tüketecek yani 5 çarpı 5'ten toplamda 25 litre benzin tüketecektir C şıkkını 25'i işaretledim 6. soruma geçiş yaptım. İhsan bir test kitabındaki 800 sorunun 4'te 3'ünü hafta içi, 5'te 1'ini hafta sonu çözüyor. Buna göre kitapta çözülmeyen kaç soru kalır? 800'ün 4'te 3'ünü bulacağım. 800'ü 4'e bölüyorum. 200. 200'ü 3 ile çarpıyorum. 600 soru. Yani hafta içi 600 soru çözüyor. Şuraya hafta içi diyelim. 5'te 1'inde hafta sonu çözüyormuş. 800'ün 5'te 1'ini bulacağız. 800'ü 5'e bölüyoruz ve 160 soruda hafta sonu çözdüğünü gördük. 600 soru hafta içi, 160 soru hafta sonu toplamda 760 soru çözmüştür. Test kitabı 800 sorudan oluşuyordu. 800'den 760'ı çıkarıyorum ve çözülmeyen soru sayısını 40 soru olarak buluyorum. Bir aracın deposunda bulunan yakıt göstergesi yandaki gibi eşit bölümlendirilmiştir. Araç depoda kalan benzin ile sabit hızla 288 kilometre yol gidebildiğine göre depo tamamen dolu olduğunda aynı hızla kaç kilometre yol gider diye soruyor. Ben buraya baktığım zaman burası 3 bölü 8'i gösteriyor. Yani 8'de 3'ü ile 288 kilometrelik yol gidiyormuş. Tamamıyla ne kadarlık yol gidecek onu bulacağız. 288'i 3'e bölüyorum. 96. 96 ile da 8'i çarpıyorum. 768 kilometre Yol gider diyorum. A şıkkımı 768'i işaretledim. Bir kolide bulunan 320 ampulün 8'de 3'ü kırılmıştır. Sağlam ampullerin tanesi 12 TL'den satıldığına göre bu satıştan toplam kaç TL gelir elde edilir? Ne yapıyoruz şimdi? 320 ampulün 8'de 3'ünü bulacağız. 320'yi 8'e bölüyorum. 40. 40'ı 3 ile çarpıyorum 120. Yani 120 tanesi 40. 320 ampul vardı. 320'den 120'yi çıkardım. 200 tane sağlam kaldı. Sağlamların tanesini 12 TL'den satıyor. 200'ü 12 ile çarpıyorum ve ben toplamda 2400 TL gelir elde ettiğini buluyorum. C şıkkımı 2400'ü işaretledim. Leyla'nın 180 tokası vardır. Tokaların 4'te biri kırmızı, 3'te ikisi mavi ve 12'de biri pembedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? İlk önce kırmızı tokasını bulalım. 180'i 4'e bölüyorum ve 45 tane kırmızı tokası olduğunu buldum. Buraya geldim. Kırmızı yazıyorum. 180'in şimdi 3'te ikisini bulacağız. 180'i 3'e bölüyorum. 60. 60'ı 2 ile çarpıyorum ve 120 tane mavi tokası olduğunu bulduk. Son olarak pembe tokasını bulacağız. 180'i 12'ye bölüyorum. 15 tane de pembe tokası vardır. Bakalım şimdi. En fazla mavi renk tokası vardır diyor. Kırmızıdan 45, maviden 120, pembeden 15 tane var. En fazla mavi renk var. Doğru. 15 tane pembe tokası vardır diyor. Doğru. Kırmızı toka sayısı pembe toka sayısından 30 eksiktir diyor. Kırmızı toka 45, pembe toka 15 eksik değildir arkadaşlar fazladır Dolayısıyla C şıkkım yanlış. Mavi toka sayısı kırmızı toka sayısının 3 katından azdır diyor. Mavi toka 120 kırmızı toka arkadaşlar 45 3 katından az olduğu için D şıkkım da doğru oldu. Yanlış olan şıkkımı C şıkkımı işaretledim. Kemal'in çözdüğü soru sayısının 7'de 2'si, Tuna'nın çözdüğü soru sayısının 5'te 1'ine eşittir. Kemal 147 soru çözdüğüne göre Tuna kaç soru çözmüştür demiş. Ne yapıyoruz? 147'nin 7'de ikisini bulacağız. 7'ye bölüyoruz. 21. 21'i de 2 ile çarpıyoruz. 42. Bu Kemal arkadaşlar. Kemal'in çözdüğü soru sayısı bu. 42 bunlar birbirlerine eşitti. Yani 5'te biri 42'ye eşit olduğu için 42'yi 5 ile çarpıyorum ve Tuna'nın çözdüğü soru sayısını 210 soru olarak buldum. Geldim buraya 210'u işaretledim. 11. soruma geçiş yaptım. Leyla 700 TL'sinin önce 10'da 3'ünü sonra kalanın 5'te 1'ini harcıyor. Buna göre Leyla'nın son durumda kaç TL'si kalır diyor. 700'ün 10'da 3'ünü bulalım. 700'ü 10'a bölüyorum. 70 70 ile 3'ü çarpıyorum. 210 TL'si. Bu ilk harcanan. Dolayısıyla buraya geldim. İlk yazıyorum. Sonra kalanın 5'te 1'ini harcıyor. Ne kadar kaldığını bulalım. 700 TL'nin 210 TL'sini harcamış. Ve 490 TL'si kalmış. 490'ın da 5'te 1'ini harcamış. Ne yapıyoruz? 490'ı 5'e bölüyoruz. Ve 98 TL harcadığını görüyoruz. Sonra harcanan da buraya yazalım. Buraya da sonra yazalım. 490'dan 98 TL harcarsam 490 eksi 98'den 392 TL'si kalır diyoruz. Buraya 392'yi işaretledim. Sayfamı temizleyip son soruma 12. soruma geçiş yaptım. Fatih elindeki paranın 9'da ikisiyle tanesi 8 TL olan kalemlerden 8 tane almıştır. Buna göre Fatih'in kalemleri aldıktan sonra kaç TL'si kalır demiş. Tanesi 8 TL olan kalemlerden 8 tane alıyor. 8 çarpı 8'den 64 TL tutuyor kalemler. Şimdi 9 bölü 2 64'e eşitse tamamını bulabilmek için 64'ü 2'ye bölüyorum. 32, 32 ile de 9'u çarpıyorum. Ve ben tamamını 288 TL olarak buluyorum. Yani Fatih'in elinde 288 TL var. 288 TL'nin 64 TL'sini kalemlere verirse geriye 224 TL kalır. B şıkkımı 224'ü işaretledim. Böylelikle videomun sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.